Tamer Korkmaz Komplo Teorisi Üst akıl mı hurafeden ibarettir diyen etki ajanları pazartesi günü New York'ta ölen küresel baron David Rockefeller'den hayırseverliğiyle tanınan efsanevi milyarder diye bahsediyorlardı. Dünyanın dört bir tarafındaki ekonomik krizlerin, toplumsal kaosların, askeri darbelerin, devasa katliamların perde arkasında yer alan derin konsorsiyumu yönetmek. Ne zamandan beri hayırseverlik oluyor? Sihirbazlık gösterisi hayırseverlik maskesiyle icra ediliyor. Gözlerinizi bağlayan bu replikle rakafeleri sempatik göstermeye çalışmalarının sebebi nedir? David Rockefeller'ın Türkiye'deki en yakın dostunun meşhur bir iş adamı olduğunu hatırladığımızda işte bu sualin cevabı kolaylaşır. Taha Akyol 9 Şubat 2015'te üst akıl dış güçler paralel gibi laflar komplo teorisidir diye yazmıştı. Yani 15 Temmuz 2016'daki FETÖ paralel yapının darbe girişimine yaklaşık bir buçuk yıl önce defalarca belgelenen kapı gibi gerçekler karşısında mütemadiyen geçiniz bunları komplo teorisidir bunlar diyenler Dikkat buyurun bu derin konuları hiçbir zaman tartışmazlar tartışamazlar. Daima tartışmadan kaçarlar. Bunlar Türkiye'de batılı devletlerin menfaatleri için etki aşanlığı yapanlardır. Derin gerçekleri perdelemek, hasır altı edebilmek için sahne alırlar. Batı merkezli psikolojik harbin içerideki temsilcileri olarak görevimiz tehlike misyonu kapsamında demeç verirler, klavye sallarlar. Donald Trump seçim kampanyası sırasında attığı bir tweetle 13 CIA ajanı 15 Temmuz'da Türkiye'deki darbeye yardım etti itirafında bulunmuştu. Başkanlık kampanyasında Donald Trump'ın çalışma arkadaşları arasında birçok emekli asker ve istihbarat mensubunun yer aldığını tam da burada hatırlayalım. CIA 15 Temmuz'da FETÖ ile birlikte sahadaydı. En iyi belge veya delil itiraftır. CIA'in müdahalesiyle Trump o tweetini silmiş olsa da gerçek değişmiyor. İçimizdeki Amerikancı etki ajanları komplo teorisiyle kırdasını pek seviyorlar. Trump'ın bu itirafı karşısında ise dillerini yuttular, kaç aydır gıkları çıkmıyor. Zamanında CIA tarafından kurulan BND'nin günümüzdeki şefi Bruno Kal 15 Temmuz'un arkasında Gülen'in yer aldığına dair bir kanıt göremediklerini söyledi. Her taraf levalep kanıt yahut belge dolu ancak bunlar bir türlü göremiyorlar. Gerçeği görmek mi asla işlerine gelmiyor. Ya FETÖ'yü himaye etmeyi sürdürüyorlar. Almanya, 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişimini destekledi. Kalkışma başarısız olduğunda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ardından FETÖ'nün iki kaçak savcısını Öz ile Kara ve NATO'daki 46 subayını koruma altına aldı. Bütün bunların üzerine de kanıt yok gibi zırvalarla örtmeye yelteniyor. Hrant Dink suikastinin tetikçisi o gün Samast'ın Türk bayrağı önündeki malum fotoğrafıyla alakalı soruşturma kapsamında F. Gülen, Z. Öz, E. Dumanlı, F. Mercan, A. Yavuz, Arslan ve H. İbrahim Koca hakkındaki Önceki gün yakalama kararı çıkarıldı. Samast 19 Ocak'ta 2007'de Dink'i öldürdükten sonra 20 Ocak'ta Samsun Otogarı'nda yakalanmıştı. Göz altında olduğu sırada terörle mücadele şubesinde elinde Türk bayrağı ile yanındaki emniyet ve jandarma mensupları ile birlikte poz vermişti. Paralel yapı bu görüntüyü kamuoyuna sunarak Dink suikastinin milliyetçi duygularla işlendiği ilüzyonunu, yalanını pazarlamıştı. Orada poz verenlerden iki emniyet mensubu sürekli terfi almışlardı. Bu iki polis mi? 15 Temmuz sonrasında FETÖ üyeliğinden açığa alındılar, sonrasında meslekten ihraç edildiler. Dink suikastinde Fethullah Gülen'e bağlı emniyet mensuplarının ihmallerinin, kabahatlerinin, suçlarının bulunduğuna dair ciddi iddialar o dönemde ve sonraki yıllarda komplo teorisi olarak nitelendirilmiştir. Sonuçta ne oldu? Dink suikastinin perde arkasında tepeden tırnağa FETÖ'nün yer aldığı kanıtlandı. Suikastten bir yıl kadar sonrasında Pensilvanya'daki çiftlikte Gülen'le görüşen paralel mensubu bir emniyetçi kendisine ''Hocam, abiler Dink'i öldürme emrini sizin verdiğinizi söylüyor.'' demiştir. O yıllarda İstanbul Emniyetinde görev yapmış olan paralel polis bu sözlerinin üzerine derin sırrın şifre olabileceği ihtimalinden fevkalade rahatsız olan Fethullah Gülen'in fenalık geçirdiğini de Türkiye'ye döndüğünde dar dairede anlatmıştır. Dinç suikastini soruşturan, savsaklayan FETÖ mensubu savcı Muammer Akkaş'tır. Derin cinayetin arka planını itina ile gizlemiştir. Akkaş mı? 25 Aralık 2013'ün paralel savcısıdır. Savcı Akkaş 25 Aralık'ta 7 iş adamı için jet hızı misali ihtiyati tedbir kararı aldırabilmişken, daha evvelki dönemde Kanal Türk Televizyonu'nun kuruluş aşamasında yüklü miktarda ödeme yapılmasıyla ilgili soruşturmada Mr. Smith diye de bilinen meşhur iş adamının üç yıl boyunca ifadesini almamıştı. Akkaş'ın kolladığı o iç adamına David Rockefeller 2009'da New York'ta hayırseverlik ödülü vermiştir. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak